İlker Çevik. Merhaba, iyi akşamlar. Soyad eskiden kalma mı, yeni mi? Doğduğumdan beri Çevik. Demek ki dedenlerde bir çeviklik varmış. Evet. Boşuna konulmamış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birçok hareketi dünyada birçok yerde gördüm ama senin karnında yaptığın hareketleri hiç görmedim vallahi. Evet, bu... Sen kaburganı falan oynatıyorsun istediğin gibi, öyle mi? Evet. Kaburga ve karın kaslarını yönetebiliyorum beyin gücüyle. Yani senin için kolay bir hareket mi o karının ortasından bir... O miden mi senin acaba? Evet, ortadaki çizgi benim midem. Göbek içinde göbek çıkıyor. Senin karnın aç mı tok mu ne yedin anlarız biz buradan, biliyor musun? Baksana. Zaten 14 saatte bir şey yemiyorum. Sırf sizin önünüzde en iyi yapabilmek için. Evet, zaten yesen bak şurada görünür. Görüyor musunuz bak, mide boş. Arkadaşlar bak. Mide boş şu anda, görüyorsunuz bak o köşede. Hiçbir şey yok, evet. Şaşkın bir göbek. Sağa sola bakıyor. Bu nasıl oluyor hakikaten? Şaka gibi bir şey bu ya. Tamamen doğuştan Allah vergisi bir şey. Peki bu gösteriyi kime yaptın? İlk kız kardeşime yaptım. Gece uyudu mu? Git başımdan dedi. Git başımdan. Tamam tamam dedi. Git başımdan dedi. O şekil. Sen o şekil kaldı. Sen ne iş yapıyorsun? Asıl mesleğim oto tamirciliği. Sen var ya her şeyi tamir edersin. Evet. Ciddi söylüyorum. Hiç doktora gittin falan oldu mu? Evet. Doktor bey şuramda bir ağrı var dedin mi hiç? Doktor beyin dediği tek şey milyonda bir rastlanan bir hastalık mı diyor artık neyse. Bence beceri. Bir. Beceri bu hastalık değil. Peki mesela o karın hareketini yapmak senin için çok kolay mı? Çok basit. Yeter ki tıka basa yemek yemeyeyim. Şimdi yapsana bir daha şu karnı. Tabii arzu edersiniz tekrar yapayım. Pardon. Benim korkum ne biliyor musun? Sen ikinci tura geçersen acaba üzerine ne koyacaksın? Üzerine daha çok şey ekleyeceğim. Öyle mi? Tabii ki daha çok çok şey ekleyeceğim. Bu sadece adanın görünmüş olduğu onda biri görünümü. Beğendim ama en iyisi. Ben. Peki üstünüzdeki desenleri kim çizdi? Kendim çizdim. Bugün burada mı çizdiniz? Evet. Bence, biraz zaman aldı. Dün gece sabaha karşı evde yalnız, tamam mı? Geçti aynanın karşısına. Savaş hazırlanır gibi hazırlandı işte. Yani birazcık da öyle oldu ama önce bir prova yaptım. Hafif bir çizgilerle başladım. Ardından da kuliste tamamladım. Spor yapıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Benim hayatım eşittir spor. Fitness. Belli. Fitness. Yani... Hülya'nın soruyu duydunuz mu? Spor yapıyor musun? Adam sporu aşmış artık. Başka boyuta geçmiş ya. Hülya sporu biz yapıyoruz. O değil. O başka bir şey yapıyor. Hayır bir dakika. Belki de hani stretching yaparak bu noktaya geldi. Bilemiyoruz ki. Bütün herkes stretching yapıyor. Rutin gidiyor mu acaba fitness'a? Şimdi küçükken biliyorsunuz herkes bir Bruce Lee hayranıydı. Jean-Claude Van Damme hayranıydı. Ben de aynı şekilde çocukluk ortamında Bruce Lee'nin hareketlerini taklit ederdim. Onunla bunda işte uçan tekme falan filan derken bu konuma getirdim. Taklit mi? Rahmetli yaşasa seni taklit edecekti. Ömrü yetmedi. Valla bence jüriye çok fazla oylama şansı bırakmayan ender yarışmacılardan bir tanesi. Öyle düşünüyorum ben. Peki oylamaya geçelim Sergen. Evet. Evet. Evet diyorum ve yeni gösterini bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Now